Merhaba arkadaşlar. Redoks tepkimelerinin 12. videosunda birlikteyiz yine. Ve redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ile ilgili örneklere devam edeceğiz. E, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini öğreneceksiniz yine ama daha önceki videolardan daha farklı redoks tepkimelerine geçeceğiz. E, burada bir yeni şey daha öğreneceksiniz. Yaparken göreceksiniz zaten. Başlayalım. Aslında bu örnek daha önceki iki videoda olan örneklerden en temel redoks tepkimesi ama bunu bir hatırlayalım ki Buradaki bir noktadan e, dikkat etmeniz gereken başka bir noktaya geçiş yapacağız. Şimdi önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Redoks tepkimelerinde bütün e, atomların yükseltgenme basamaklarını belirliyorduk. Peroksit hidrojen peroksit olmadığına göre hidrojeni artı bir, oksijen eksi iki kullanacağım. Bulalım. Kükürt element halinde olduğu için yükseltgenme basamağı sıfır. Oksijen eksi iki, hidrojen artı bir. Burası eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması için azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Devam edelim. Oksijen eksi 2 eksi 4 eder. 0 olması için kükürt artı 4 yükseltgenme basamağında. Eksi 2 oksijen yine eksi 4 etti. 0 olması için azotun yükseltgenme basamağı artı 4. Hidrojen artı 1 ve oksijen eksi 2. Bunları bulduk. Sonra hatırlayınız yükseltgenen ve indirgenen atomları bulup Alınan verilen elektron sayılarını denkleştirecektik. Şimdi bakalım burada kükürt sıfırdan artı dörde yükselt ve tepkimeye giren tüm kükürt atomları bakınız kükürt artı dörde dönüşmüş. Yani yazalım kükürt sıfırdı artı dörde yükselt geldi. Demek ki dört tane elektron verdi. Bir tane kükürt atomu. Azota baktığımızda artı beşten artı 4'e. Bakın yine tepkimeye giren tüm azot atomları artı 5'ten artı 4'e indirgenmiş. Hemen onu da yazalım. Azot artı 5 yükseltgen ve basamağına sahipti. Dolayısıyla bir tane elektron almış olmalı. Artı 4'e indirgenirken. Sonra ne yapıyordunuz? Alınan verilen elektron sayılarını denkleştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla kükürtleri birle azotları 4 ile çarpacağım. Ve bakınız tüm kükürt atomları yükseltgenme indirgenmeye katılmış. Bunun önüne 1 ve bunun önüne 1 koyacağım direkt. Azota geldiğimizde artı 5'ten artı 4'e biz bunu 4 ile çarptık. Burada girmiş ve tamamı indirgenmiş. NO2'ye dönüşmüş. Bunun önüne de 4'ü koydum. Sonra hatırlayınız hidrojen sayılarını eşitleyecektik. Oksijenler zaten denk çıkacaktı. Şimdi girenlere baktığımızda e 4 tane hidrojen burada var. E ürünlerde de 4 tane olması lazım. Demek ki suyun önüne 2'yi koyacağım. Gelin şimdi oksijenleri sayalım. E 12 oksijen girenlerde var. Ürünlerde 2 8 2 toplam yine 12 var. Bunlar eşit olduğuna göre demek ki denkleştirme işlemimizi doğru yaptık. Şimdi buradaki nokta Elektron alışverişi kükürt ve azot atomları arasında olmuş. Tepkimeye giren tüm kükürt atomları yükselt Tepkimeye giren tüm azot atomları indirgenmiş. Ve biz başına direkt kat sayıları koyduk. Şimdi gelin yeni bir e, örneğe geçelim. Dikkat etmeniz gereken bir noktaya geçelim. 5 kere de söyledim ama artık zamanı geldi. Evet şimdi dikkat edeceğimiz yeni noktaya nihayet geldik. Ama kurallarımız aynı. Önce ne yapacağız? Yükseltgenme basamaklarını belirleyeceğiz. Sonra alınan yükseltgen yükseltgenin indirgenen maddeleri belirleyeceğiz. Önceki örneklerdeki gibi devam edeceğiz. Gelin başlayalım farkı görünüz. E, ben şu tepkimeyi de bir aşağıya almak istiyorum biraz. Çünkü çok fazla karışmasını yaptığımız işler yukarıyla. Ne yapacağız? Önce yükseltgenme basamaklarını bulalım. Çinko element halinde yükseltgenme basamağı 0. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Eksi 8 artı 2 toplamları 0 olacağına göre kükürt artı 6. Çinko sabit artı 2 yükseltgenme basamağına sahipti bileşiklerinde. Oksijen eksi 2, eksi 8 artı 2 demek ki kükürt burada artı 6. Hidrojen artı 1. Artı 2 toplamları 0 olacağı için eksi 2 hidrojen artı 1 ve oksijen eksi 2. Bunlar yükseltgenme basamaklarımız. Şimdi yükseltgenen indirgenen atomları belirleyeceğiz. Bakınız çinko tepkimeye girmiş sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş ve ürünlerde başka bir bileşik içerisinde çinko olmadığına göre çinko tepkimeye giren çinko atomlarının tamamı yükseltgenmiş arkadaşlar. Sıfırdan artı 2'ye 2 elektron vererek Şimdi gelelim kükürte. Artı 6 ile girmişti. Bakınız bir artı 6 olan kükürt atomlarımız bir de yükseltgenme basamağı eksi 2 olan kükürt atomlarımız var. Bu demektir ki tepkimeye giren kükürt atomlarının tamamı redoksa girmemiş. Bir kısmı yükseltgenme basamağı değişmemiş bir kısmının değişmiş. Biz burada bu değişenle ilgileniyoruz arkadaşlar. O nedenle diyeceğim ki Kükürt atomlarının bir kısmı artı 6'dan eksi 2'ye indirgeniyor ve 8 tane de elektron alınıyor. Şimdi alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için çinkoları 4 ile kükürtleri 1 ile çarpmam lazım. Demiştik ya çinko bakın bir element halinde giriyor ve bir bileşikte çıkıyor. O yüzden çinko atomlarının tamamı redoksa katılmış. O nedenle biz de redoksa giren atomların sayısını ve alınan verilen elektronu eşitlediğimiz için çinkoların önüne direkt 4 kat sayısını yazdım. Kükürte geldiğimizde, şimdi kükürt atomlarının bir kısmı, bakın artı altı ile girmişti, bir kısmı redoksa katılmamış, bir kısmı katılmış. Ve biz bu kat sayıyı redoksa katılan atomların önüne yazabiliriz. Dolayısıyla ben şunun önüne bir kat sayısını yazabilirim. Ancak şu bileşiğin önüne bir kat sayısını yazamam. Çünkü buradaki kükürt atomlarının tamamı redoksa girmiyor. Kaldı ki ben tutup bunun önüne bir yazsaydım, atıyorum arkadaşlar, baktığımda hem bu bileşikte hem bu bileşikte kükürt atom var. Dolayısıyla kükürt atomlarının eşitliğini sağlayamazdım. O nedenle burada bir yerde girmiş, burada iki yerde çıkmış, önce fazla olanı denkleştireceğim de diyebilirsiniz. Yani biz redoksa katılan kükürt atomlarının önüne bu yazdığımız bir kat sayısını koyacağız. Sonra ne yapacağız? Buradaki toplam kükürt atomları sayısını belirleyeceğiz. Kaç olur o da arkadaşlar? 5. Demek ki bu durumda biz şu bileşiğin başına 5 kat sayısını koyacağız. Böylece kükürt atomlarının sayısını da denkleştirmiş olduk. Şimdi hidrojenlere bakalım. 10 hidrojen girenler de var. 2 burada olduğuna göre demek ki burada 4 olmalı. Hidrojen sayıları da 10 olsun ürünler tarafında. Oksijenleri sayalım. 20 oksijen var girenlerde. 16, 4 de burada 20 oksijen de ürünlerde var. Denk çıktığına göre biz bu redoks tepkimesini doğru denkleştirmişizdir. Yani tüm atomlar redoksa girmediğinde biz bu katsayıyı redoksa katılanlara yazacağız. Sonra buradaki toplamı aldık ve buraya kükürt atomlarının toplam sayısını korumak üzere belli bir kat katsayı yazmış olduk. Aynı yaptığımız örnekle benzer bir şey. Şimdi yine ben şöyle yapayım. Bunu yine aşağıya alayım. Karışmasın. Ne yapacağız? Yükseltgenme basamaklarını belirleyeceğiz. Bulalım. Alüminyum element halinde 0. Perhidrojen peroksit olmadığına göre artı 1. Oksijen eksi 2. Azot eksi 6 artı 1. Artı 5 yükseltgenme basamağına sahipmiş. Alüminyum bileşiklerinde sabit artı 3 alır. Şimdi burada ister toplamdan bulursunuz. ister dersiniz ki nitrat kökü eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir eksi 2 çarpı 3 eksi 6 toplamların eksi 1 olması için azotun yükseltgenme basamağı artı 5 burada. Oksijen eksi 2. Amonyum nitrata geldiğimde bunu ayırarak bulmam lazım. Çünkü burada her iki azotun da yükseltgenme basamağını belirleyeceğiz. E, nitrat kökünde yani şunu ayırdım. Ve şunu ayırdım. Nitrat kökünde zaten azotun artı 5 olduğunu bulmuştum. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Burada ne yapacağım? Hidrojen artı 1 olduğuna göre artı 4. Toplamın artı 1 olması için azotun yükseltgenme basamağı eksi 3 olacak. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Şimdi yükseltgenel ve indirgenel maddelerimizi bulalım. Ona göre alınan verilen elektron sayılarını eşitleyelim. Bakınız alüminyum atomik olarak girmiş element olarak ve bir bileşikte açığa çıkmış. Demek ki tepkimeye giren alüminyum atomlarının tamamı alüminyum artı 3'e yükselt gelmiş 3 elektron vererek. Azot artı 5 de başlamış. Bakın burada artı 5 değişmemiş. Burada artı 5 değişmemiş ama burada eksi 3. Demek ki azot atomlarının bir kısmı redoksa katılmış. Ve bu bir kısım azot atomu artı 5'ten eksi 3'e indirgenmiş. Kaç elektron alarak? 8 elektron olarak. Alüminyumları 8 ile çarpacağım. Azotları 3 ile çarpacağım. Pekala. Şimdi alüminyum elementel olarak girdi ve bir bileşiğin yapısında çıktı. Demek ki bütün alüminyum atomları redoksa katıldı. O zaman ben alüminyumların önüne 8'i koyabilirim direkt. Azota geldiğimizde azot atomlarının bir kısmı redoksa katıldı bakınız. Artı 5 olarak redoksa katılmayanlar var. E biz bu kat sayıyı redoksa katılan azotun önüne yazmak zorundayız. Dolayısıyla şunun önüne önce 3'ü koyacağım. Sonra buradaki redoksa katılan ya da katılmayan toplam azot atomları sayısını bulacağım. 3, 8 ile çarptım 24 artı 2, 3 ile çarptım 6 Bakınız 30 tane azot atomu oluşmuş. Demek ki bunun kas sayısı 30 olacakmış. Zaten tekrar söyleyeyim. Şurada şu üçü bu bileşiğin başına direkt koyarsam şuradaki azotları yokmuş gibi farz ederim ki varlar. Yani biz bu kas sayıyı redoksa katılan elementin önüne yazıyoruz. Sonra toplamını yazdık. Şimdi hidrojenler. Burada arkadaşlar 30 tane hidrojen var. 12 tanesi şurada kaldı elime 18 tane. Demek ki bunun başına da 9 yazacağım. Şimdi hatta şimdi oksijenleri sayacağız. Çok da oksijen varmış. Bulalım. 90 tane oksijen girenlerde var. Ürünlerde 9 8 ile çarptık 72 9 tane buradan 9 tane de buradan geliyor. Bunların toplamı da 90 etti. Evet oksijen sayıları birbirine eşit oldu. Demek ki biz bu redoks tepkimesini doğru denkleştirmiş olduk. Sağlamayı oksijenle yapıyorsunuz unutmayınız. Benzer bir örneğimiz daha. Redoks tepkimesini denkleştireceğiz. Pekala şöyle yapalım. Yine yükseltgen ve basamaklarını belirleyelim arkadaşlar tek tek. Peroksit yok oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 artı 2 etti demek ki kükürtün yükseltgenme basamağı eksi 2, e, oksijen eksi 2, eksi 4 etti, kükürt artı 4. Ürünlere baktığımda kükürt element halinde olduğu için 0, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Peki şimdi ne olmuş? Bakınız kükürt atomlarının bir kısmı indirgenmiş, bir kısmı da yükseltgenmiş. O zaman bu redoks tepkimesi aynı tür atomlar arasında olmuş. Bizim için hiç önemli değil. Kükürt eksi 2'den kükürt 0'a yükselt yeniyor. Ne kadar elektron aldı? Verdi 2 elektron verdi. Kükürt artı 4'ten kükürt 0'a indirgendi. 4 elektron alarak. Dolayısıyla bizim yukarıyı 2 ile aşağıyı 1 ile çarpmamız lazım ki alınan verilen elektron sayıları eşit olsun. Pekala. Şimdi bakın kükürt atomlarının bir kısmı yükseltgeniyor, bir kısmı indirgeniyor. O zaman benim şuraya bir kas sayı yazmadan önce beklemem lazım. Önce kükürt atomlarının fazla olduğu girenler tarafında bunun başına 2, eksi 2, 2 ile çarpmıştık, artı 4'ü 1 ile çarpmıştık, bunun başına 1'i koymam lazım. Sonra kaç tane toplam kükürt atomu girmiş arkadaşlar? Aa, bunu yukarı yazıyorduk, güzel de oluyordu, karışmıyordu. 2, 1 dedik. Sonra kaç tane azot atomu giriyor? E, kükürt atomu giriyor pardon. 2 buradan. 1 de buradan 3. Demek ki toplam 3 tane kükürt atomu çıkması gerekiyor. Buraya toplamını yazdım. Bakın önce kükürt atomunun fazla olduğu tarafı denkleştiriyorum yani. Sonra toplamı buraya yazdım. Şimdi hidrojenleri denkleştireceğiz. 4 tane hidrojenimiz var. O zaman bunun kat sayısı da 2 olur diyeceğiz. Oksijenleri sayalım. İki oksijen burada var, iki oksijen burada var. Demek ki doğru olarak denkleştirmişsiniz. Redoks etkilemeleri ile ilgili örnekler yaptık. Bundan sonraki videolarda da farklı farklı örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.